Evet arkadaşlar, hepiniz yine hoş geldiniz. Bugün sizlerle makale yaparken ya da yazarken yaptığımız en çok hatalardan bahsedeceğim. Türkiye'de özellikle makale yazan arkadaşların en çok yaptığı hatalardan biri nedir biliyor musunuz? Makaleyi hani yalap şalap yazmak var ya, aynı onun gibi yazıp sonra gelin şu dergiye gönderelim, o dergiden eleştiriler geldiği zaman düzeltiriz, sonra bu dergiye göndeririz. Böyle bir sapık bir mantıkları var diyeceğim. Bakın arkadaşlar, alınmasınlar. Bu bir sapık bir mantıktır. Bu sebepten Avrupa dergilerinin çoğu Türkiye'den gelen makalelere ön yargıyla bakıyor. Çünkü kendi yapması gereken işi hakemlere yaptırtıyor bizimkiler. Çok uyanıklar ya. Ama bu ne oluyor? Türkiye açısından ciddi bir prestij kaybı oluyor. Özellikle Avrupa'ya gönderilen dergiler bu şekilde gönderildiği için, İnanın Avrupalı dergiler bazen bakıyor, reddedeceği zaman standart şeyler yazmışlar. Artık o standart şeyleri yazıp gönderiyorlar, okumuyorlar bile. Dolayısıyla birinci şey arkadaşlar, makaleyi olabildiğince, yapabildiğimiz kadar perfect, mükemmel yapıp öyle dergiye göndereceğiz. Sakın eksik, aman sonra yaparım dediğiniz şeyler varsa göndermeyin. Ne kadar mükemmel gönderirseniz derginin kabul etme şansı o kadar fazla olur. İkinci kısım, şekil ve tablolar. Şekil ve tabloları yaparken arkadaşlar, bakın makale okuyorsunuz, siz de literatüre bakın, makaleleri okuyun. Şekil ve tablolar nasıl yapılmış? Bakın hala Excel'i alıp oraya koyan arkadaşlar görüyorum mesela. Hayır, Excel'deki tabloyu tablo haline çevirmeniz lazım. Şekiller çok renkliyse ve gereksizse renklerinden arındırın, siyah beyaz yapın. Şekilleri kaliteli halde gönderin. Böyle pikseli gözükmüş şekiller gönderiyorlar. Ya bunlar hoş değil. Bunlar makalenizin işte böyle özentisiz yazıldığı izlenimi veriyor ve hakemler ön yargılı bakar hemen makalenize. Şekil ve tablolarınıza kesinlikle dikkat edin ve kaliteli görünmesine bakın. Şekiller hem kendileri kaliteli olmalı, rezolüsyon, çözünürlük bakımından, hem de olabildiğince size problemi anlatabilecek şekiller olmalı. Tablolarsa herkese öyle. Dolayısıyla ikinci şey, şekil ve tablolar. Üçüncü dikkat etmeniz gereken konu ise makalenin dili. Tamam, İngilizce yazıyoruz ama çoğumuzun İngilizce ana dili değil. Dolayısıyla gerekiyorsa redaksiyona gönderin. Ana dili İngilizce olan ve alanında uzman olan birisi tarafından redaksiyon yapılsın. Bakın birçok firma var. İnanın çoğunda ev hanımları çalışıyor. Adam birkaçını araştırdım. Bir tanesi, evet biz Amerikalılara yaptırıyoruz dedi. Birkaç tanesinin editörünü buldum. Hindistan asıllı Amerikan vatandaşı ev hanımına yaptırıyor. Yani şimdi bu ev hanımı sizin makalenizde yazan terminolojiyi ne kadar anlayabilir? Bakın ben Türkçe konuşuyorum. Az çok Türkçe biliyorum. Ama bana hukuk dilinde yazılmış bir makale getirseniz ben onun redaksiyonunu yapamam. Çünkü onun terminolojisi çok farklıdır. Bana tıpla ilgili makale getireceksiniz. Onları yapabilirim ben. Aynen öyle de her redaksiyon firmasına güvenmeyin. Editörlerini araştırın. Kimler yapıyor, nasıl yapıyor, bu çok önemli. Dil yönü önemli. Dili ne kadar akıcı olursa o kadar kabul edilmesi yüksek olur. Çünkü arkadaşlar, işportacı mantığıyla düşünün diyorum ya hep. Siz bir malı satarken ne kadar güzel dil kullanırsanız o kadar ikna edersiniz karşıdakine, değil mi? Aynen öyle de makale yazarken de güzel bir dil kullanmanız gerekiyor. Diğer bir yapılan hata ise dergi formatına göre makaleyi hazırlayamama olayı. Göndereceğiniz dergi belli. Yazarlara bilgi kısmı var. Dergiyi, o makalenizi o derginin formatına göre formatlamanız lazım. Yani nasıl yazılmasını istiyorsa dergi, o şekilde yazmanız lazım. Ama siz kalkar da referansları kafanıza göre yazarsanız hemen daha hakemlere gitmeden makaleniz geri çevrilir. Bu da size zaman kaybettirir. Lütfen bu hataları yapmayın. Göndereceğiniz derginin şekil disiplinine uygun şekilde makalenizi hazırladıktan sonra gönderin. Bunu yapmasını bilmiyorsanız, yapamıyorsanız bunda da hizmet alanını yapabilirsiniz.
Birçok firma yapıyor. Alın hizmet alanını, zaman kazanın. Zaman sizin için çok önemli arkadaşlar. Bakın, kaybettiğiniz her zaman aslında ömrünüzden gidiyor. Ne kadar değerli olduğunuzu anlıyor musunuz? Siz ömrünüzü veriyorsunuz. Dolayısıyla bazı yerlerde ömrünüzü vermeyin. Bırakın hizmet alanını yapın. Ömrünüzden kazanın. Zamanı kazanın. Her şey zaman için. Zamanı iyi kullanın. Bir diğer önemli husus ise tartışma kısmı. Tartışma kısmını da yazarken arkadaşlar, en çok yapılan hata burası. Lütfen benim diğer videolarıma bakın. Linkini buraya da koyuyorum. Tartışma nasıl yazılır detaylı anlattım orada. Fakat en çok yapılan hatalardan biri de tartışma kısmı. Eğer bu anlattığım noktalara dikkat ederseniz makalenizin dergiden geri dönme şansını azaltırsınız. Ve kabul edilme şansını da yükseltmiş olacaksınız. Görüşmek üzere. Yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen videoları paylaşın. Like edin ki daha çok videolar oluşsun. Görüşmek üzere. Çok selamlar.